Vel fecrinin bir başka manasını anlatıyor İmam Razi. Şu manayı da Allah vermiş olabilir. Sabah namazı. Namazların en üstünü desem size ne dersiniz kardeşler? Namazların en üstünü cuma namazından hemen sonra hangisidir? Sabah namazıdır. Sabah namazı. Bakın öğle var, ikindi var, akşam var, yatsı var. Sabah namazından hemen sonra yatsı namazı gelir. Geç vakitte geldiği için yazın zor bir namazdır. Ama hiçbiri sabah namazı kadar zor değildir. Neden? Uykuyu bölüyor. Keyfimizi bölüyor. Huzurumuzu bölüyor ve nefsin kafasına tokmaklar çalınıyor. Sabah namazının önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi de ayet-i kerimedir. Allah'ımız ayette Peygamberimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki ey Peygamberim, ey Resulüm namazlarına dikkatli ol. Bilhassa sabah namazı. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Sabah ve akşam 12 saatte bir dönüşüm yapan melekler vardır bizde. Allah her kuluna bu melekleri vermiştir. Facir de olsa, fasık da olsa, mümin de olsa, veli de olsa, peygamber de olsa. Bunların vazifesine 12 saat içinde yaptığımız bütün amelleri kayda geçirmek. Nöbetleşe. Birbirlerine şu 12 saat içinde böyle yaptı demeleri. Sabah namazı esnasında her iki melek grubu da hazırda bulunur. Ve bize bakar. Sabah namazını güneş doğmadan önce kıldık mı kılmadık mı? Güneş doğmadan önce kıldıysak bize der ki Allah'ın hayırlı kulu. Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Güneşi üzerimize doğurursak ve sabah namazını vaktinde kılamazsak ey Allah'ın gafil kulu kalk ve namazını kıl. Bakın iki şekilde de bu melekler bize sesleniyor. Ya dua alacağız ya da bir tahkir alacağız. Tahkir ne? Allah'ın gafil kulu. Gafil ne demek? Allah'ı unutmuş kul demek. Biz Allah'ın nezdinde adımızın gafillerden konuşulmasını mı isteriz? Gafillerden olarak yazılmasını mı isteriz? Yoksa Allah'ın salih kulu. Meleklerin sana nasıl hitapta bulunmasını istersin? Reis-i cumhurun ya da başbakanın sana nasıl hitap etmesini istersin? Çapulcu gel buraya. İster misin böyle bir şey? Sevgili kardeşim diye hitap etmesini mi istersin? Ne istersin? Bu ise bir kuldur. Bugün reis-i cumhur, yarın senin gibi sıradan bir sivil. Bize hitap edecek olanlar meleklerdir. Kime hitap ediyor? Bizim adımızdan kime bahsediyor? Allah Teala'ya bahsediyor. Şu halde sen sabah namazını vaktinde kılarsan Allah'ın melekleri sana, senin hakkında Allah'a bu senin salih kulundur Allah'ım diye hitap eder. Allah bizim nasıl bir kul olduğumuzu biliyor mu bilmiyor mu? Biliyor ama meleklerinden teyit istiyor. Neden teyit istiyor? Çünkü bizleri yarattığı anda bizim babamız Adem Nebi'yi Allah'ın selamı üstüne olsun. Yarattığı zaman melekler ne dedi? Ya Rabbi biz sana hakkıyla ibadet eden kullarınken yeryüzünde fesat çıkartacak ve kan dökecek olan kullar mı yaratıyorsun? Allah'ımız ne buyurdu? Siz bilmezsiniz, ben bilirim. Bunu teyit etmek için meleklerin yanlış gördüğünü ve geleceği bilemediğini onların yüzüne söylemek için kullarım ne yapıyor diye meleklerin ağzından teyit alıyorlar. Bu tıpkı neye benzer? Bir adamın kamera kaydında cinayeti sabittir. Kamera kaydında cinayeti sabittir ama polisler yine de bunu sorguya alırlar. Savcı sorguya alır, emniyetten polisler bunu sorguya alırlar. Özel sorgu memurları vardır. Bu memurun tek gayesine itiraf, ağzından teyit almak. Ağzından teyit aldığı anda bu iş biter. Deliller ne kadar kuvvetli olursa olsun, bıçak o adamın yanında bulunmuş olsun, kendisinden çıkan kan DNA testinde kendisine ait olmuş olsun, kendisinin içtiği sigara tükürük testinde kendisine ait olduğu belli olsun, deliller ne kadar kuvvetli olursa olsun, polisler neyi isterler? Ağzından teyit edecek. Söyle, sen söyle, itiraf et. Sen mi yaptın, sen yapmadın. Aynen bunun gibi Allah Teala meleklerinden bir itiraf istiyor. Kullarım ne yapıyorlar? Bu itirafın aynısını nerede alacak? Mahşer günü alacak. Şeytandan. Hani sen benim bütün kullarımı cehenneme sokacaktın? Ey iblis! Hani bu kullarım senden daha aşağılıktı? Sen bunlardan daha üstündün? Ama sen ve askerlerinin tamamı ve saptırdığın kullar cehenneme gideceksiniz. Ama burada büyük bir grupta ebedi olarak cennette kalacak. Yanıldın, aldandın. Bak meleklere yaptığın aynısını mahşer günü...